Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ Beyin Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle ilk önce tığımın numarasını göstererek başlayalım. 21 numara tığımız var ve yine bugün size bir boncuk oyası hazırladım. Şu şekilde şöyle az bir miktarda kullanacağım kadar bir boncuk geçirdim. İki tane göstereceğimiz için 8 tane boncuk lazım bize ama bu şekilde hazırladım. 783 numara da leylak, böyle tülbentimle birebir aynı renkte olan ip numaram var. Şöyle hardar sarısı. Şimdi modelimi göstereyim arkadaşlar. Modelim şöyle zarif, çift sıra görünümü, tek sıra olan, şöyle Instagram üzeri uzun zaman önce gelen bir model. Şöyle bakın, zarif, hoş bir, güzel bir model. Böyle maviyle yaparak hardarın üzerinde böyle daha net, böyle patlatmak istedim arkadaşlar. Beyaz da kullanabilirsiniz. Bu hemen hazırda dizili olduğu için bunu bu şekilde kullandım. Modelimiz bu. Şöyle yakın plan. Tek tek de göstereyim. Şu başlama noktası trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi şöyle trabzan yapıp ilk başlarken nasıl başlıyoruz o şekilde anlatacağım sizlere de. Evet, modelimiz bu. Şöyle yakın plan yapraklarını da göstereyim. Evet, modelimizin yapılış kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. Şöyle modelimi göstereyim. Işıkta arkadaşlar ilk başlama şekli trabzan yaparak havada başlıyoruz. Şöyle eğer tülbent vurduysa arkadaşlar, bu şekilde de ışıkta size modelimi göstereyim. Evet, şimdi ilk önce başlar gibi şimdi bir zincir çekerek tığımızı ipimize tutturduğumuzu düşünelim. İlk başlar gibi başlıyoruz. İki defa tığımı doladım. Şimdi ben buraya dördüncü tığ battıyı sayacağım ama siz bunu herhangi bir tığ battıya kapatacaksınız arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Evet, şöyle trabzan hazırladık. Bakın, dördüncü tığ battıdan ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen trabzanımın arasından girip ilmek alıyorum. Bakın, 2. Arasında fazla boşluk yok ve 2. 3 seferde trabzanımı hazırladım. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığı doluyorum. Trabzanın alt kısmından girip 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Trabzanın alt kısmından ilmek alıp 2, 2 ve 2. Bu şekilde 5 tane trabzanı hazırladık. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Şöyle ters tarafına çevirdim bak. Buradaki ilk 3 zincirden yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe noktasından girip buraya 7 zincirden yuva hazırladım. 1 ve 2 zincir sıkı sıkı, hemen döndüm düz tarafına. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip şöyle 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi boncuğumuzu alalım, bir tanesini kapatalım. Şöyle. Bakın, ilk önce bu şekilde boncuğumuzu kapatıp sonra bu boncuğumuzu trabzanın arasına kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde sık iğneyle. Bu şekilde güzel duruyor. Tek bırakınca döner arkadaşlar. 1, 2 ve 2. 3 sefer daha. Yine boncuğumu alıyorum. Elim tripoda çarptı arkadaşlar. Şöyle bakın, sık iğne ile sabitleyip bırakmıyorum.
Bunu buradaki trabzanın arasına da kapatıyorum ki boncuğum sağ sola oynamadan sabit bir şekilde kalsın. Yine iki defa tığımı doladım. Yuvanın içine, 7 zincirli yuvanın içine girip 2, 2, 2 alarak trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 3. boncuğumu sık iğne ile kapatıp bir de bu trabzanın arasına kapatınca bakın güzel bir duruşu oluyor. İki defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, şöyle 2 ve 2. 4. boncuğu da alıp kapattım. Evet, 4 tane boncuğu yaptık. Bu trabzan işlemini, yaprak işlemini biliyorsunuz. Bu geriye kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3, 4, 5 ve 6. 7. yine yuvada yapıp yaprak işlemini bitiriyorum. Buraya bir boncuklu yaprak yapmış olduk arkadaşlar. Bakın çok hoş ve zarif bir yaprak oldu. Şimdi bu yuvanın geride kalan kısmına da bu olduğu gibi buraya da 5 tane trabzan yapacağım. Bakın 1, 2 ve 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2. Buradaki özellik bakın hiç arasından böyle uzun boşluk çekmeden trabzanları kapatmak. Evet, 2, 2 ve 2, 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Bu kenardaki 3 zincirle beraber 5 tane olacak. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ilk başladığımız, yapmaya başladığımız noktaya geldik. Bakın. Şöyle bunu 2 defa dolayarak başlamıştık. Aynı şekilde 2 defa dolayıp 4. tığ battıya. Bakalım sayalım. Bu battığımız tığ battı. Boş tığ battılardan 1, 2. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4. tığ battıya. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanın üzerine 3 tane zincir çekip 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 oldu. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet, kenardaki 3 zincirle 5 tane trabzanı yaptık yine. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi ters çevirip buradaki ilk trabzanımın tepe noktasından geçip şöyle kapattım. Bakın, bu şekilde yuvayı hazırladım. 2 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buraya yine boncuklu yaprak yapacağız. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Hemen boncuklarımı indiriyorum. İlk boncuğumu alıp yaprağın yapılışına başlayalım. Trabzanın tepe noktasını hemen sık iğne ile sabitledikten sonra bir de trabzanın ara kısmından buraya sabitledim. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Tekrar boncuğumu akıttım. Trabzanın tepe noktasına sık iğne ile sabitleyip bir de trabzanın ara kısmından sabitledim. Şimdi 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2,
2 2 Şimdi üçüncü boncuğumu alıp trabzanı yine tepe noktasına sık iğne ile sabitleyip sonra bunu trabzanın ara kısmından sabitliyorum. Bak. Şöyle arkadaşlar. Tığım sürekli pırttı. Evet, üçüncüyü de sabitledik. Dördüncü için iki defa tığı dolayıp buraya bir, iki, iki, iki alarak trabzanımı hazırladım. Sonuncu boncuğumu da tepe noktaya sık iğne ile sabitleyip trabzanın ara kısmına sabitledim. Geriye kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. Yedinciyi de yuvada bu şekilde. Yaprağı yine hazırladık. Küçük, orta bir boncuklu yaprak oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde bu kalan kısma da 5 tane trabzan yapacağım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. Bu şekilde 5 tane trabzanı hazırladım. Ve 2 defa tığı doladım. Şöyle 1, 2, 3. 2 alıyorum. 2 alıyorum ve 2 alıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekip bırakacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle elimdekini de çıkarıp. Bakın kalıp gibi oldu arkadaşlar. Hiç işlem yok. Ütü falan yok. Şöyle arkadaşlar biraz gözümü sülük koymuştum. O da şişti. Tek gözle görebildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Öyle bu şekilde. Bakın kalıp gibi hoş ve zarif model hazırladım. Şu yaprak kısımlarını yakından göstereyim. Şöyle güzel bir model oldu. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Uzaktan da bak. Bazen kameraya çok yakınlaştırıyorum. O da değişik duruyor. Şöyle bir de uzaktan bakayım. Modelimiz bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.